Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 16. maddeyi verelim. Süper Kupayı erteleyin. Hürriyetten Şimdi, gelecek. Bak hürriyetteki haber çok önemli bir haber. Nedenini söyleyeceğim. Geliyor abi. Gelsin. Hep beraber izleyicilerimiz de görsün. Ee, Fenerbahçe Kulübü 7 Nisan'da oynayacağı açıklanan, oynanacağı açıklanan Galatasaray derbisinin tarihinin değiştirilmesi için TPF'ye başvurdu. Dünkü zirveden Galatasaray'ın da görüşünü alma kararı çıktı. TFF, Cimbom'un yanıtına göre karar verecek. Şanlıurfa'da Galatasaray'la oynayacağı dev maçtan 4 gün sonra UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak Sarı Lacivertler'in. Resmi talebi dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görüşüldü. Ancak net sonuç çıkmadı. Bir de e... bir Oraya girme. Şunun üzerinde bir iki kelime. Tamam. Haberde diyor ki, görüşüldü. Galatasaray'ın Galatasaray'ın e, net görüşüne başvurulacak. Ne Galatasaray bu konuda ne düşünüyor diye. E doğru olan da bu değil mi? Tabii doğru. Kesinlikle doğru olan. Yani. En doğrusu bu. İki tarafın bak, ortak bir alacak. Bu konuyla toplanmışsınız. Tamam gündeminizde bu var. Gündeminizde bu var. Fenerbahçe'den gelmiş gündeminiz. İçeri giriyorsunuz. Hiç aklınıza gelmiyor mu girmeden önce Galatasaray bunu ne diyor acaba bir sorsak diye. İçeride ne konuştunuz? konuştunuz konuştunuz. Ha bir de Galatasaray. Ya gündem önünüzde. Gündem önünüzde. Ben Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olsam gündem önüme gelince Fenerbahçe'nin bir önerisi var. Ya bunu Galatasaray ne düşünüyor? Sorduk mu? Sorma. O zaman niye gündeme getiriyorsun? Getirme gündeme. Bir taraf var, öbür tarafın da düşüncesini al. İki tarafın düşüncesi de onun üzerine konuş. Niye içeride ihsası rey yapıyorsun? Anladın ne demek istediğimi? Anladım anladım. Çok affedersin. Hiç sevmem bir anladım bu demek ki. Anlatabildim mi? İstasyon neyi yapıyorsun içeride. Fenerbahçe'nin ya yani bir Tanebi tarafın var. görüşünü almadan sen neyi görüştün içeride diyorsun Fenerbahçe. Bir adına. şimdi içerideki 2 3 kişi daha Sayın Galatasaray Galatasaray'ın cevabı gelmeden ne gerek var arkadaş? Tarihinde oynansın. Büyük ihtimalle şu falan diyorsa ya da öbürleri çok doğru. Bu tarih erteleyelim ders bu ihsası değildir. Öbür tarafın cevabı gelmeden sen kararını açıklamış olursun. Ne gerek var? Burada yazar. Bak bunlar zaman iki farklı senaryoyu konuştular. Ya Galatasaray, ya niye konuşuyoruz? Biz de e, evet Fenerbahçe'ye katılıyoruz. Erteleyelim derse böyle yaparız. Galatasaray 7 Nisan'da oynayalım derse böyle yaparız. Tamam da bak doğru, doğru yönetim esasları diye bir şey var. Senatlısı. Doğru yöneticilik budur. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Ali Koç'tan büyük destek. Eğer düşersek Fenerbahçe'yi de satın alacak. Fenerbahçe camiası Ali Koç'un arkasında birleşti. Camianın önde gelen isimleri 2 Nisan'da yapılacak ligden çekilmenin oylanacağı genel kurulda lehte oy vermeyi planlıyor. Ancak bu konuyla ilgili pek çok iddia var. Bunlardan birisi belki de en dikkat çekeni ise Fenerbahçe küme düşerse bütün maddi sorunlara destek olmak için Ali Koç'un kulübü satın alması. Türkiye'de çıkan yasa ile artık kulüplerin satılmasının önü açıldı. Fenerbahçe'nin borçları şu an için ödenemez seviyede. Fenerbahçe düşerse kulübün borsadaki değeri çakılacak. Kaynak yaratılamayacağı için bankalar birliği kapıya dayanacak. Kulübün kredibilitesi yok olacak. Bankalar kredi veremeyeceği için kulübün satılması konuşmaları olacak düşünce başkanlığı bırakmayacağım diye açıklaması olan Ali Koç, eğer kulüp düşürülürse bütün her şeyi sırtlayacak ve kulübü satın alacak. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Ali Koç'un kulübü satın almasını ister misiniz? İtalyan devi kesenin ağzını açtı. Son haftalarda istenilen performansı sergileyemese de Sebastian Szymanski Avrupa devlerinin listesine girmeyi başardı. Polonyalı oyuncu için en ciddi olan kulüp ise İtalyan devi Milan. Çizme medyasına yansıyan haberlere göre Milano temsilcisi 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'ye yapacağı teklifi bile hazırladı ve sezonun tamamlanmasını bekliyor. Foto maçın İtalyan basınından derlediği habere göre Milan'ın Szymanski için gözden çıkardığı bonservis miktarı tam 20 milyon euro. La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Polonyalı oyuncu için ısrarcı olduğunu vurguladı. Sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Şimanski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 46 maçta 12 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu. İtalyan basını Milan'ın Sebastian Şimanski için teklif yapacağını yazarken bir iddia da İngiltere'den geldi. Ada basını sezon sonunda Madison'ı satmaya hazırlanan Tottenham'ın İngiliz yıldızın yerini Sebastian ile doldurmak istediğini duyurdu. Bu anlamda Kanarya'da Polonyalı yıldızın geleceği büyük merak konusu haline geldi. Camiayı heyecanlandıran transfer Batshuayi devrede. Fenerbahçe Ceko için Al Hilal'den astronomik bir teklif aldı. Suudi ekibi Ceko'ya ise yıllık 11 milyon euroluk bir teklif yaptı. Edin Ceko'nun ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı lacivertliler önceliği bu bölgeye verdi. Foto maçın haberine göre Sarı Lacivertli ekip Yıldız ismin yerine Romelo Lukaku'yu düşünüyor. Belçikalı Yıldız'ın vatandaşı Batshuayi de bu transfer için şimdiden devreye girdi. Batshuayi, Roma'da kiralık oynayan, bonservisi ise Chelsea'de olan Lukaku'yla görüşme yaptı. Yıldız ismin Lukaku'ya, Fenerbahçe senin için doğru tercih olur, burada aradığını bulacaksın dediği ortaya çıktı. Lukaku'nun kontratı Haziran ayında bitiyor. Sarı lacivertlilerin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak. Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku 18 gol atarken 4 de asist yaptı. Arda Güler için takas iddiası. Lille, Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Leni Yoro karşılığında bonservis ve Arda Güler'i takasta istedi. Real Madrid, Lille'de forma giyen 18 yaşındaki Fransız savunması Leni Yoro'yu transfer etmek istiyor. Lille'in Leni Yoro transferi için Real Madrid'den 60 milyon euro istediği ve ayrıca Arda Güler'i de kiralık olarak takasta istediği belirtildi. İspanya'dan Planeta Madrid'de yer alan habere göre Fransız ekibi Arda Güler'i bir yıllığına kiralamak için Real Madrid'e teklifte bulunacak. Arda Güler'in Lille'den gelmesi muhtemel bu takas fikrine sıcak bakmadığı vurgulandı. Haberde Arda Güler'in geleceğini Real Madrid'de gördüğü ve kulüpte kalıcı olmak istediği ifade edildi. Real Madrid'de bu sezon 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler bir kez gol sevinci yaşadı. Mert Müldür'ün sevgilisinden dikkat çeken paylaşım. Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür'ün sevgilisi Koprena Ancela Trabzonspor maçında yaşanan olaylara tepki gösterdi. Trabzonsporlu taraftarların sahaya girdiği andan bir fotoğraf paylaşan Koprena Angela, "Söyleyecek sözüm kalmadı." ifadelerini yazdı. Mert Müldür'ün de yer aldığı bir kareyi paylaşan Angela, bu paylaşımına da "Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer." sözlerini yazdı. TFF'den Süper Lig için bir ilk. Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi Süper Lig'de analiz uygulaması başlattı. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada Süper Lig'in gelecek haftası itibarıyla karşılaşmalarda mücadele edecek takımların analizlerinin maçlar öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı belirtildi. UEFA'nın da benzer bir sistem kullandığının ifade edildiği açıklamada uygulamanın takım dizilişi, hücum ve savunma anlayışı geçişler, duran toplar, fauller, sarı, kırmızı kart ve offside pozisyonları gibi başlıklar altında yapılan analizlerle hakemlerin maç performanslarına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.